eder hikmeti gereği. Ama şirki kesinlikle Allah tebareke ve teala affetmiyor. O açıdan bir Müslüman dikkat etmesi gerekiyor ve yüce Allah'a hakkıyla birleyip kema amarahu rabbuhu ve akhbarahu nebiyyuhu sallallahu aleyhi ve sellem izinden ayrılmaması gerekiyor. Allah nasıl emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde kulluk etsin ki yarın kıyamet gününde ya Rabbi ya Rabbi, eğer eksiğim varsa bu kadar ibadet ettim, sana sığınıyorum ey Allah'ım, rahmetini sığınıyorum ya Rabbi, kalan olan günahlarımı bağışla diyebileyim. Ama adam şirk koşuyor ve bütün bunlara rağmen tövbe etmeden ölüyorsa orada la yelumu illa nefsehu, kendi nefsinden başka hiç kimseyi kınamasın. Çünkü Allah Celle Celaluhu dünyada ney? Hücceti oluşturdu. Kur'an'la, Resul'le bir hüccet olmaz. Orada diyemez bir kişi ya Rabbi, ya Rabbi sana nasıl kulluk edeceğimi bilmiyorum. Göstermediler dememeleri için Rabbim tebareke ve teala dünyada hücceti oluşturdu. Kardeşlerim, hayat kısadır, ölüm yakındır. Kim kaldı ki bu dünyada? Yani kalanlar kazık mı çekecek? Nerede atalarımız? Nerede babalarımız? Nerede dedelerimiz? Bel nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hepsi gitmediler mi? Gittiler, öldüler. Biz de gideceğiz. Ve yaptıklarımızın hesabını tek tek orada Allah'a vereceğiz. Bakınız, dünyaya gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi vallahi gidişimiz de dirilişimiz de bizlere sorulmayacak. Neden? Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da yüce Allah'ın iradesidir. Yüce Allah'ın iradesidir. O açıdan birçok ayette Allah diyor ya فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ. Nereye gidiyorsunuz? Bu gidişiniz nereye diyor. Zaten gelişiniz sizlere sorulmadığı gibi gidişiniz de dirilişiniz de sizlere sorulmayacak. Çünkü sizin iradenizin üstünde bir irade var. O da yüce Allah'ın iradesidir. Kardeşlerim, kardeşlerim, Allah için, Allah için, Allah için söylüyorum, hakkıyla Allah'a kulluk edelim. Bakın bugün varız, yarın yokuz. Yarın yevme la yenfa.